HakTV.com.tr olarak bugün yine sokaklardayız. Sokağın nabzını yoklayacağız. Bugün vatandaşa almak istedikleri haberleri soracağız. Bakalım vatandaşı en çok hangi haber mutlu ediyormuş? Hiçbiri. Bütün insanların kitap okuduğu ve şiirle ilgilendiği bir haber. Çok büyük bir miktarda para gelirse. Bu gayet siyasi bir cevabı var benim için. Şu anda hangi haberi duymaktan mutlu olursunuz? Enflasyon düşmüş. Emekliliğimi güzelleştirirlerse benim için çok mutlu olurum, düşünüyorum. Emekliliğimi bekliyorum, o eder. Şu an hangi haberi alsanız mutlu olursunuz? Ne haberi alsam? Yani güzel bir iş bulsam mutlu olabilirim. Evet. Bu hükümetin gitmesini istiyorum daha doğrusu. Su gayet siyasi bir cevabı var benim için. Ne duysam, boş ver, hiç söylemeyeyim. Biraz benim ağzım bir şeydi, boş ver. Aslında buna verecek çok net bir cevabım var ama şu an bunu burada söyleyemem. O yüzden kaçak bir cevap vereceğim. Almanca sınavından geçtiğimi duysam çok mutlu olurum. Şu anda seni ne mutlu eder? Hangi haberi duysam mutlu olursun? Selahattin Demirtaş'ın özgür kalması. Şu an yani bir Avrupa Birliği ülkesi olduğumuz hayaliyle öyle bir şeyden ancak mutlu olabilirim. Şu anda sizi ne mutlu eder? Hiçbir şey. Vallahi yok abla, hiçbir şey yok. Bir şey yok ya. Yani haber alıp da mutlu olabileceğim bir şey yok şu an. Eşim beni aradığı zaman mutlu oluyorum. Sevgilimin sesini. Şu an şikayetim yok, Allah'a şükür mutluyum yani. Vallahi refah ve barış, savaş olmadığı bir ülke, çocukların ölmediği bir ülke yani. Vallahi para, para mutlu eder, geçim mutlu eder. Ekonomi iyi olsa iyi olur. Emeklilere biraz daha zam yapılmasını isterdim açıkça. Ben mi? Borcum bitse diye mutlu olurum. Yani ekonomi iyi gitmesi mutlu eder tabii. Hangi haber sizi mutlu eder? Vallahi hiçbir haber. Vallahi ben mutluluğu çoktan beri pek aramadım ama herhalde ülkenin gidişatı iyi olur inşallah. Mutluluk diyecek hiçbir şey kalmadı. Yeter ki aile bağlarımızı eşine, çoluk çocukla aramız bozulmasın. Recep Tayyip bu memleketin başından gittiğini duyarsam çok mutlu olurum. Ekrem Başkan kazanırsa. CHP'nin kazanmasını isterim. Yerel seçimlerde? Her türlüsünden. Onun her başarısı benim mutluluğum demektir. Hangi haberi alsanız? Ben bir şey konuşmak istemiyorum. Merhaba, şu anda sizi ne mutlu eder? Bizi şu an para mutlu eder, başka mutlu edecek bir şey yok. Şu anda ne duysanız mutlu olursunuz, hangi haber sizi mutlu eder? Vallahi ekonomiyi düzelmesi en mutluluğumu, güzel bir seçim. Şu an hangi haberi alsanız mutlu olursunuz? Sizi ne mutlu eder? Şu an dedemin hastaneden çıkması beni mutlu eder. Yoğun bakımda şu an. Dedemizin sağlığına tam kavuştuğu haberi mutlu eder. Kaldığım derslerden geçmem. Ne mutlu eder? Oğullarım için iyi bir gelecek. Mutlu değiliz. Her şeyden rahatsızız. Onun için yani inşallah düzelecek. 31 Mart'ta her şey düzelecek. Her şey çok güzel olacak. Hiçbir şey. Ya beni hiçbir haber mutlu edemez. Şu an 10 bin lira olsa, 20 bin lira olsa şu an çok iyi olur. Ve para olsun yeter yani. Zor bir soru ya. Türkiye'de bu soru zor bir soru. Mutlu olacak bir şey yok. Amerika'ya atom bombası düştüğü zaman mutlu olur. Şu savaşların durduğunu duymak mutlu edecektir. Şu anda hangi haber seni mutlu eder? Ne duysan mutlu olursun? Nasıl desek? Murat Kurum seçime çıkmayacak. Duysanız şu anda mutlu olursunuz. Sizi ne mutlu eder? Ülkenin ferahlığı, cumhuriyet. Beni en çok bu Cumhur İttifakı'nın bittiği zaman mutlu oluruz. Emekliler satılık değildir. 100 milyar dahil verse Erdoğan'a su vermem. Mutlu olacak bir haber alacağımızı Türkiye'de sanmıyorum. Onu söylemeyeyim ya. Kanunlarla başım derde girsin istemiyorum. Zengin olmak. Hangi haberi alsanız mutlu olursunuz? Hangi haberi alsam mutlu olurum. En güzel haberi ekonomide yükselmeyi beklediğim an mutlu olurum. En çok yani asgari ücretin, geçimimizin, yaşamımızın daha güzel olduğu bir haber çok mutlu edebilir.
en başta sağlık, ondan sonra para. Önce sağlık ama. Banka hesabıma bir para yatsın mutlu eder. Ekonominin düzelmesi, insanların rahat yaşaması, mutlu olması. Daha güzel haber olabilir mi? Ya dünyanın öbür tarafına gideyim. Bıktım yani, daha mutlu olacak bir şey kalmadı. Niye öyle söylüyorsunuz? Para diye bir şey kalmadı. Hepimiz, her şeyimiz, servetimiz çöpe döndü. Yapacak bir şey kalmadı. Akşama kadar çalış, eve götürecek bir şey bulamazsın. Şu anda bizi ne mutlu eder? Para mutlu eder tabii ki günümüz Türkiye'sinde. Söylersem kötü bir şey olur. Şu anda hangi haber sizi mutlu eder? Ne duysanız mutlu olursunuz? Çok zor bir soru, çok güzel bir soru. Birden fazla var herhalde. Evet, yani eskiye dönmek isterim. Şu anki pahalılığın olmadığı ve gerçekten aldığımız para çok azdı ama her şeyimize yetiyordu. Şu anda istediğin kadar para kazan, hiçbir şeye yetmiyor. Çok mutluyduk. Gerçekten çok mutluyduk. Belki daha az her şeyimiz vardı ama çok daha mutluyduk. Yani ekonomi böyle olduğu sürece herkese göre daha kötü. Yani hedefimiz sıfır. Bugün özellikle açıklandı ya, söylemeyeyim. Mesela şu anda geçerken insanların yüzlerine baktım. Hepsi o kadar mutsuz ki hepimiz. İnsanların mutlu yüzlerini gördüğüm an çok mutlu olurum. Hangi haberi alsanız en çok mutlu olursunuz? Hangi haberi alsam en çok mutlu olurum. Nasıl bir şey yani? Ne diyorum? Merhaba, şu anda seni ne mutlu eder? Hangi haberi duysam? Bir şey söyleyeyim. Seni. Der. Teşekkür ederim. Merhaba, şu anda sizi ne mutlu eder? Şu anda ne duysanız mutlu olursunuz. Teşekkür ederim. Merhaba, şu anda ne duysanız mutlu olursunuz. Merhaba, kısa bir şey soracağım. Şu anda seni ne mutlu eder? Merhaba, şu anda seni mutlu olursun, sizi ne mutlu eder? Bir şey soracağım. Merhaba, şu an çok kısa. Halk TV YouTube izleyicileri, sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Ben vatandaşımızı oldukça ümitsiz gördüm. Özellikle de gençlerimizi artık hayal bile kurmuyor gibi gözüküyorlar. Sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorum kısmına lütfen belirtin.